FETÖ'nün okullarından okuyan sen değil misin? Gırtlağına kadar haram yiyen sen değil misin? Gırtlağına kadar haram senin boğazda var mı yok mu? Sen FETÖ'cün daniskasısın, daniskası. FETÖ'cün daniskası. FETÖ'cü arıyorsan bak bakan burada. Bekir Bey ne diyordu FETÖ'yle ilgili? Canlı örneği burada. Bekir Bey diyordu ki o bir muhteremdir diyordu. Bekir Bey diyordu o bir muhterem zaten terör örgütü üyesi diyemezsin diyordu. Burada arkadaşınız. Hepiniz Bekir Bey gibi değil misiniz? Ben FETÖ'yle mücadele eden adamım ve bu terör örgütünün devletten ayıklanması, temizlenmesi için gövdemizi ortaya koyduk ve bu mücadeleye Türkiye'de şahittir. Herkes şahittir. Samanyolu TV'nin önünde zırım zırım zırlayan kişi sizsiniz Sayın Mahmut Tanık. Kapının önünde ağlarken hüngür hüngür insanlar size geldikleri zaman onları savunan sizdiniz. PKK terör örgütü sizi destekledi, ses çıkartmadınız. Fethullah terör örgütü sizi destekledi, ses çıkartmadınız. Sen kendi sekreterine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden hangi arabaları aldın Gökhan Günaydın? Eskiden Kia bir arabaya binerdin. Sen Ekrem İmamoğlu ile aran iyi olduktan sonra hangi arabalara biner oldun? Çık bunları bir anlat. Sayın Gökçek lütfen sen kes sesini de beni dinle. Sen kes sesini beni dinle. Cevabımı Sayın cevabımı dinleyeceksin. Hatimi dinleyelim. Cevabımı dinliyor ya soru soruyor cevap veremiyorum ben. Ne konuşuyor? Evet. Ne konuşuyor? Ne diyeceğim? Cevap vereceğim ya. Değerli milletvekilleri. Değerli milletvekilleri. Değerli evet. Milletvekilleri Sayın Gökçek. Değerli milletvekilleri lütfen Hatimi dinleyin. Ya hepiniz bankasaya para atın. Hepiniz FETÖ'cüsünüz zaten bana mı diyorsunuz? Ben hepiniz FETÖ'cüsü. FETÖ'nün okullarında okudunuz. Dershanelerinde kaldınız. Sen FETÖ'cün daniskasısın daniskası. FETÖ'cün daniskası. FETÖ'cü arıyorsan bak bakan burada. Bekir Bey ne diyordu bu kürsüde? Bekir Bey ne diyordu FETÖ'yle ilgili? Canlı örneği burada. Bekir Bey diyordu ki o bir muhteremdir diyordu. Bekir Bey diyordu o bir muhterem zaten terör örgütü üyesi diyemezsin diyordu. Burada arkadaşınız. Hepiniz Bekir Bey gibi değil misiniz? Sen FETÖ'nün ta kendisisin, ta kendisi. AK Parti içerisinde en fazla FETÖ bağıranların hepsi FETÖ'cü. Hepsi FETÖ'cü. FETÖ'nün okullarından okuyan sen değil misin? Gırtlağına kadar haram yiyen sen değil misin? Gırtlağına kadar haram senin boğazda var mı yok mu? Sayın Tanak. Sayın Tanak. Sayın Tanak. Sayın Tanak. Teşekkür ediyorum. Sayın Tanak. Değerli milletvekilleri, Meclis Başkanlık Divanı olarak bizim bu tartışmalara katılmamız iş düzük gereği doğru değil. Ancak şahsımıza dönük ithamlar karşısında açıklama yapma yetkimiz de var. Bu nedenle bize dönük yapılan iftirayı buradan bir kez daha reddediyorum. Her sıkışıldığında Bekir Bozdağ konusu geldiğinde buraya getirip burada söylediğim sözler atılıyor. Daha önce de söyledim. Ben onları çöple attım. Oradan çıkarıp getiriyor. Ama bugün bir kez daha ben onları lağıma attım. Oradan elinizi soktukça sizin eliniz de kirlenir, ağzınız da kirlenir. Lütfen, lütfen bunu yapmayın. Ben FETÖ'yle mücadele eden adamım ve bu terör örgütünün devletten ayıklanması, temizlenmesi için gövdemizi ortaya koyduk ve bu mücadeleye Türkiye'de şahittir, herkes şahittir. Ama sürekli bizim lağma attığımız ve defalarca reddettiğimiz ve artık o sözlerden dolayı da söylediklerimiz ortada. Her defasında gündeme getirilmesi gerçekten çok büyük bir saygısızlık. Bunu ifade etmek isterim. Yeri geldiği zaman 10 sene önce söylenmiş lafı şimdi niye getiriyorsunuz deniyor. Yahu 2011'de söylenmiş bir lafı dün söylenmiş gibi defalarca temcit pilavı gibi buraya getirmenin ne alemi var? O zaman söylediğim lafı ben söylüyorum. Çöple attım. Daha ilerisini söylüyorum. Lağım çukuruna attım. FETÖ terör örgütüdür. Fethullah Gülen de terörist başıdır. Benim söylediğim budur ve buna inanarak mücadelesini verdim. Türkiye şahit. Herkes bunun şahididir. FETÖ'yle mücadele eden insanları böyle itibarsızlaştırmak hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Teşekkür ediyorum. Değerli milletvekilleri. Evet Sayın Gökçek buyurun. Fethullah terör örgütüne operasyon yapıldıktan sonra
Bugün ve Samanyolu TV'nin önünde zırım zırım zırlayan kişi sizsiniz Sayın Mahmut Tanal. Oralarda insanlara kapının önünde ağlarken hüngür hüngür, insanlar size geldikleri zaman onları savunan sizsiniz. Geçmişi eğer yargılamaya kalkarsak Sayın Gökhan Günaydın Beyefendi'ye söylemek istiyorum. Sayın Özgür Özel, bakın Yahyalar Koleji'nden kızına ödül almıştır efendim. Bunu bilmeniz lazım. Bir dakika, ben Samanyolu bakın anlatıyorum. Evet, şimdi bu konuları iyi bilmemiz gerekiyor. Fethullah Gülen'in bir terörist olduğu devlet tarafından ilan edildikten sonra size Adem Yavuz Aslan, tek tek isim isim söylüyorum. Bunlar Sayın Kılıçdaroğlu'nu desteklerken siz tek kelime dahi etmediniz. Siz PKK terör örgütü sizi destekledi, ses çıkartmadınız. Fethullah terör örgütü sizi destekledi, ses çıkartmadınız. Sen kendi sekreterine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden hangi arabaları aldın Gökhan Günaydın? Eskiden Kia bir arabaya binerdin. Sen Ekrem İmamoğlu ile aran iyi olduktan sonra hangi arabalara biner oldun? Çık bunları bir anlat. Bunu herkes çok iyi biliyor. Bakın, Fethullah Gülen bir teröristtir. Ben size bir şey söyleyeceğim. Haydi buyur hanımefendi, Fethullah Gülen bir terörist midir? Teröristtir. Abdullah Öcalan bir terörist midir? Teröristtir. Abdullah Öcalan'a sayın diyenlerle ittifak yapan siz değil misiniz ya? Allah aşkına. He? Söylesenize. Niye konuşmuyorsun? İşinize gelince konuşuyorsunuz, işinize gelmeyince konuşmuyorsunuz. Şimdi şunu söyleyelim. Evet. Efendim sözümü kesiyorlar, ekstra süre istiyor. Sayın Gökçek lütfen tamamlayın. İyi dinleyin. İyi dinleyin. Yıl 2016. Yıl 2016. Fethullah Gülen'le ilgili olarak Manisa'da terör örgütüne operasyon düzenlendi. Bu düzenlenen operasyondan sonra Özgür Özel Bey çıktılar, ne dediler? Kendilerine bir inanç grubu dediler ve kendini hizmet hareketi olarak adlandıran, bu gruba yapılan operasyonları kınıyorum dedi mi demedi mi? 17-25 Aralık'tan sonra. Ne diyeceksiniz buna? Siz Türkiye Cumhuriyeti Fethullah Gülen'e terörist dedikten sonra dahi maalesef onu savunan bir genel başkana sahipsiniz. Tüm yüce meclisimizi, bakın Gökhan Bey, Gökhan Bey, Gökhan Beyciğim, bak sana bir şey anlatıyorum. Diyorum ki sen eğer bana ailemle ilgili laf atacaksan sekreterinin bindiği arabayı anlatacaksın. Gel anlat buraya, gel. Senin sekreterin Ekrem İmamoğlu'nun finansörlüğündeki bir... Evet. Sayın Gökçek teşekkür ediyorum. Evet Sayın Günaydın, buyurun. Evet, teşekkür ederim. Şimdi burada Sayın Meclis Başkanı da, çıkan milletvekilleri de diyorlar ki geçmişe ilişkin sözlerimizi çöpe attık. Vallahi Türk Ceza Kanunu insanların ne zaman hangi maddeyi çöpe attığına bakmıyor. Sizin çöpe attığınız sözler ve eylemler yüzünden bu memlekette bir sürü çorbacı, boyacı yıllarca hapis yatıyor. Kendinizi böyle kurtaramazsınız. Arkadaşlarımız söyledi. Teker teker söyleyin. Hanginiz okulunda okumadınız? Hanginiz Bankasya'ya, hanginiz Bankasya'ya para yatırmadınız? Hanginiz teker teker Pensilvanya'ya gitmediniz? Bu eller böyle topluca kalkar ama gerçeğin ne olduğunu hep beraber biliyoruz. Şimdi burada konuşan rahmetli Kamer Genç'e hepinizin nasıl saldırdığını biliyoruz. Şimdi sütten çıkmış ak kaşıksınız. Çünkü AKP'lisiniz. Bunu söyleyelim. İki, ya bu ne biçim kader ki Melik Gökçek'in oğlu Osman Gökçek bana dürüstlük dersi vermeye çalışıyor. Ama şimdi hemen anlatacağım. Osman'cığım, ben senin gibi laftan kaçmam. Tamam, hemen söylüyorum. Hemen söylüyorum. Merak etme. Beni kendinle karıştırma. Susacak mısın? Cevap vereceğim oğlum işte. Cevap vermemi istemiyor musun? Bunu susturur musun? Evet değerli milletvekilleri, Sayın Gökçek. Sayın Gökçek, Hatibi dinleyin. Cevap vereceğim. Sayın su içmez. İzin verin, açık konuşsun. Ama Sayın Gökçek,
Sayın Gökçek, lütfen sen kes sesini de beni dinle. Sen kes sesini beni dinle. Cevabımı, Sayın cevabımı Gökçek, dinleyeceksin. Lütfen hatimi dinleyelim. Cevabımı dinliyor ya. Soru soruyor, cevap veremiyorum ben. Ne konuşuyor? Evet. Ne konuşuyor? Ne diyeceğim? Cevap vereceğim ya. Değerli milletvekilleri, değerli milletvekilleri. Değerli evet. Milletvekilleri, Sayın İftirayı Gökçek. İftirayı atarsan değerli cevabını milletvekilleri, lütfen hatimi dinleyin. Hatimi dinleyin. Sayın Günaydın, siz hitap edin. Buyurun. Şimdi cevabını veriyorum. Şimdi cevabını veriyorum. Melik Gökçek'in oğlu Osman Gökçek. Ben sana daha evvel söylemiştim. Bu memlekette hukuk olsa sen dışarıya çıkamazsın. Şimdi de söylediğin soruya söyleyeyim. Benim bir tane arabam var. 2006 model. Ya cevap vereceğim. Cevap vereceğim, onu söylüyorum. 2006 model Kia arabam var. O da kendi arabam hala. Meclisin bana tahsis ettiği arabaya biniyorum. Ha şeye gelince. Ha şimdi ya bu ne acziyet aslanım, biraz sus da dinle, cevabımı dinle. Sekreterim yok. Sekreterim de bir arabaya binmiyor. Bir arabaya binmiyor, iftira ediyorsun. Yaptığın ne biliyor musun? Söyleyeyim ben sana. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın özel kalem müdürü Kadriye Hanım. Benim sekreterim sandığın o kadar zavallısın ki. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin özel kalem müdürü Kadriye'yi benim sekreterim sanıyorsun. Peki olay ne? Onun İBB... Evet, lütfen tamamlayın Sayın Günaydın. Ha, neyi itiraf ettim ya? Neyi itiraf ettim? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı özel kalem müdürü Kadriye'nin... Başkanım, bunu ben açıklayacağım, böyle açıklamam. Bunu susturmazsanız ben buradan inmem yani. Bunu susturacaksınız, cevabını dinleyeceksin. Cevabını dinleyeceksin. Değerli sen sus ve cevabımı dinle. Sen ben değilsin. Sen sus ve cevabımı dinle. Lütfen hatimi dinleyin. Konuşma. Sayın Günaydın, siz buyurun. Kayıtlara evet. Giriyor konuşmanız. Evet. Sırayla hepsine cevap vereceğim. Melik Gökçek'in oğlu Osman Gökçek. Sus ve dinle. İftiralarına teker teker cevap veriyorum. Benim mecliste çalışan sekreterim dışında bir sekreterim yok. Sekreterim olduğunu iddia ettiğim Kadriye Kasapoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin özel kalem müdürüdür. Özel kalem müdürü Ekrem İmamoğlu'nu takip... Çok sayıda trafik cezası ödediği için ara verince birleşime yarım saat ara veriyorum.